Öyle düzenlemiş. Ee, Uluslararası arena hukukla diplomasinin, siyasetin, menfaatin beraber yoğrulduğu bir arena. Dolayısıyla orada e, pür hukuk diye baktığınızda hiçbir yer göremezsiniz. Gördüğünüzde eksik kalır. Heh. Şimdi ben burada ilginç bir şey söyleyeceğim. Kafamı kurcalayıp duruyordu. Burada seslendireceğim bunu. on'un ee, da e, en azından... E, kulağına gelmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanı ne yaptı? Afrika'ya ziyarete gitti. Ne oldu Afrika ziyaretinde? Gezi olayları tezgahlandı. Hatırlayın. Bir daha Afrika'ya ziyarete gitti. Ne oldu? Bunu da ben şey diyorum. Büyükelçiler muhtırası. Eskiden buradaki kumanda aletleri üzerinden muhtıra verirlerdi. İşte onunla, bununla, şununla. Artık kumanda aletleri kırıldı. Egemenlik yetkisi büyük ölçüde artık hükümetimizde ve devletimizde. İçerideki maşaları tükenince kendileri bu sefer ortaya çıkmak zorunda kaldılar. Büyükelçiler muhtırası diyorum ben bu hadiseye. Bu muhtıra hangi döneme denk geliyor? Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika seyahatine denk geliyor. Bu bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii hocam şöyle bir küçük bir fark var. gezi olayları Cumhurbaşkanı tam Fas ve Tunus'tayken olmuştu. Bu muhtıra dediğiniz sizin muhtıra olarak nitelendiğiniz hikaye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya gidişinin hemen arefesinde oldu. Aynen, yani Ö bağlam bu yani. Evet. İkisi de gene Afrika seyahat. Evet, i̇kisi de rahmetli özel. Oldu rahmetli özel ne zaman öldürüldü? Ö öldü. Orta Asya. Orta Asya seyahati dönüşü. Şimdi bakınız, uluslararası aranada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Orta Asya ve Afrika ilişkileri muhtıralara kadar gidiyor, Cumhurbaşkanı infazlarına kadar gidiyor. Ha, bizim burada artık bu mesele bir. Ee, egemenlik, bağımsız devlet olma meselesidir. Yani buradan ben e, devrimci kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Altıncı filo meselesi nasıl bu ülkenin bağımsızlığı için bir haysiyet meselesiydi o gün, bu muhtıra da bugün aynı şekilde bir haysiyet meselesidir. Devletin bağımsızlığı açısından altıncı filoya o gün, e, onun da tarihi enteresandır. 15 Temmuz 1968'de başlar olaylar. Neden 15 Temmuz acaba tesadüf mü bilmiyorum. Fazla komplo teorisi üretmek de istemiyorum ama yani dolayısıyla o gün ne olmuştu hatırlayalım. 6. filo gelmişti gelmişti. Dolmabahçe önüne demirlemişti. Evet. 6. E, filonun gelmesine yönelik protokol şeyler merasim düzenlenmişti. ...21 yanılmıyorsam pare... ...top ateşiyle, atışıyla karşılanmıştı... ...çok özür dilerim kaba olacak... Ee, ...umumhane... ...hazırlanmıştı onlara... E, ...falan etsinler, filan etsinler... ...zina etsinler diye... ...ondan sonra ne yaptı o gün... ...Deniz, deniz Gezmiş ve arkadaşları... E, ...Vedat Demircioğlu... E, ...rahmetli de onlardan bir tanesi... ...çıkmıştı... ...benim memleketimde... E, ...bu hadiselerin olması... Egemenlik yetkisinin ihlalidir. Tam bağımsız Türkiye'ye e, yakışmamaktadır dediler ve e, İstanbul Teknik Üniversitesi e, şeyinden yurdundan hatta o biraz da böyle polisle sıkıntılar olduğu da söylenir. Pijamalarıyla gidip 6. filonun askerlerini denize atmışlardı ve 6. filo Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Ve 68 kuşağının e, taçlandığı hadiselerden birisi olarak kabul edilir bu. Terörist hiçbir şeklini biz desteklemeyiz. Ama egemenlik yetkinize dokunulan her yerde bu devlete gönül bağıyla bağlı olan sağcı, solcu, devrimci, ülkücü, muhafazakar her şey bu e, Büyükelçiler muhtırasını da 6. filodan daha açık bir tehdit olarak kabul etmelidir. Bunda iktidar muhalefet meselesi değildir bu. Hele hele böyle bir konu. İç siyasetin Neyin tehdidi, ne yapma ucuz bir diyorlar. malzemesi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin boğazına e, büyükelçi postalıyla basmaktır. Eskiden asker postalıyla basanlar, kumanda aletleriyle, rektör postalıyla basanlar, şimdi artık o postallar kırıldığı için, çiğnendiği için doğrudan kendileri sahneye çıkmak zorunda kalmışlardır.